Şimdi önümüzde bir seçim var. E ne olacak, ne bitecek hocam falan filan. Bize her seçimde hocam hangi partiye oy atalım diye açar sorarlardı. Şimdi bu seçimde hiç kimse bir şey sormuyor. Niye sormuyor? Çünkü bu seçimde ne tarafın haklı, ne tarafın haksız olduğunu iki tarafa da oy verenler biliyor yani. Bu öyle bir çocuğun bile, ufak bir çocuğun bile doğruyu anlayabileceği bir seçim bu yani. Onun için kimsenin hocaya bunu sormasına gerek yok yani. Bu belli zaten. Bunu karşı taraftaki olanlar da belli. İnadından veriyorlar. Belli. Onun için ne yapacaksın? Hayırda sebat göstereceksin. Hayırlı işlerde sebat göstereceksin yani. Ne yapacaksın? Efendim şerli işlerde sebat göstermeyeceksin. Doğrunun yanında olacaksın. Oku kardeşim ya. Oku. Hepiniz okumuş insanlarsınız. Nice kitaplar devirdiniz, ne üniversiteler devirdiniz, ne liseler, ne ortaokullar devirdiniz. Karınızı, zararınızı göremiyor musunuz siz? Ha hocam ben anlayamadım diyorsan, gidersin bir Allah dostuna sorarsın. Hocam ne yapalım, hakkı nasıl bulalım dersin. Allah dostlarına bu zamanında sorulmuş, onlar da demişler ki hakkı bulmak istiyor musun? Doğruyu bulmak istiyor musun? O zaman demiş, yanlışa bak, yanlışın oku nereye gidiyorsa, batılın oku nereye saplanıyorsa, hainin oku nereye saplanıyorsa, zalimin oku nereye saplanıyorsa o oku sapılan doğru kimsedir demiş. Bak bakalım dünya kime yükleniyor? O zaman kime evet. yükleniyorsa hak olan odur, doğru olan odur. Bu budur yani. İki kere iki dörttür yani. Bunu toplasan da dört eder, çarpsan da dört eder yani. Dört eder. Bu beş eder diye inat etmeye gerek yok. Evet.